Vallahi insanın yine nasıl gelmiyor kız? Kaşla göz arası kıydılar demek nikah ha? Oh, keyifler gıcır vallahi. Koskoca çiftlik sana kaldı desene. Kız sen gittiğinden beri tek mil çalkalanıyor ortalık. Koskoca Muzaffer Bey nasıl oldu da tenekeye geldi diye şaşırıyorlar. Güllü nasıl da ayağına getirdi diyorlar. Ay sahi kız, şu Ramazan meselesi nedir? Anlatsana aslını astarını. Ne Ramazan'ı, ne meselesi? Aa, haberin yok mu? Neden haberim yok mu? E Muzaffer Bey söylemedi mi sana? Çatlatmasana insana. Neyi söylemedi mi? Muzaffer Bey Ramazan'a topraklarını geri vermiş. Yok canım. İmkansız. Yanılıyorsundur. Muzaffer niye böyle bir şey yapsın? E ben de inanmadıydım başta o salak Zaloğlu'na. Ama görmüşler. Neyi? Muzaffer Bey mahalleye gelmiş Ramazan'ı görmeye. Sonra tam ofenine bindirmiş Ramazan'ı, birlikte çekip gitmişler. İyi akşamlar canım. Sana da. Ne oldu? Neyin var? Yok bir şey. Var var. Anlatmayacak mısın? Duyduklarım doğru mu? Ne duydun? Güya sen Zaloğlu'na toprak vermişsin. Yok öyle bir şey değil mi? Zaloğlu'na toprak falan vermedin. Verdim. Verdin mi? Doğruymuş demek. Dayısı olarak yapmam gerekeni yaptım. Ya bir koca olarak yapman gerekenler? Beni kaçırıp zulmetmedi mi? Olanları unuttun mu? Unutmadım elbette. Ama bu çok başka ve hassas bir mesele. Haklısın. Bu çok hassas bir mesele. Ama bu hassas meseleyi senin terazin doğru tartmıyor Muzaffer. Mükafat verir gibi toprak veriyorsun. Mükafat falan verdiğim yok. Anasının hakkı olan toprakları verdi. Ne diyor kız bu? Aman ne diyecek be? Adı Gülne ama kendi çalı dikeni. Baksana, beyin yaptığına ettiğine karışıyor ya. Yaptıkları yanına kar mı kalacak? Nasıl biri olduğunu bilmiyor musun? Geçmişte olanlar da bu durumu karıştırma Gülne. Sana yaptıkları yüzünden hakkı olanı vermemezdik, edemezdik. Benden daha mı kıymetli? Niye bağırışırlar acem? Hanım mal derdine düştü Zahar. İnşallah bir delilik yapmaz. Madem böyle bir niyetin... Niye sormuyorsun? Neden söylemiyorsun? Güllü yeter. İşine gelmeyince yeter değil mi? Soruları yalnızca sen sorarsın. Sana hesap verecek değilim. Mal benim. İstediğime veririm. Senin ha? O dağıttığın topraklar yalnızca senin değil. Karnımdaki çocuğun da toprakları. Ve ben onun hakkını Zaloğlu gibilere yedirtmem. Güldü. Aç kapıyı.
Aç şu kapıyı Güllü. Aç şu kapıyı lütfen. Başka türlüsü elimden gelmezdi. Bana yakışmaz, anlıyor musun? Güllü! Bu topraklar onun hakkı. Sana yaptıklarıyla bunun bir ilgisi yok. Selamun aleyküm. Hafız efendi. Ne oldu? Kapanmış derne. Hiç yakışıyor mu senin gibi bir vazife-i Rabbani sahibi adama böyle hareketler Hafız efendi? Ha? Sen mi kapattın? He lan ben kapattım. Ne olacak? Niye kapattın? Avrat gözetlemek günah değil mi? Çarpılmayacaksın mı? Öbürkü dünyada bunun hesabını nasıl vereceksin Hafız efendi? Ramazan, senin nasihatlerini dinleye dinleye sıtkım sıyrıldı. Baktım. Baktım ne bak? Baktım lan. Adam olan adam komşusuna hiç bunu eder mi lan? Eder. Yapma Hafız. Yapma. Ramazan. Hmm. Bırak. Yapacağım. Dinim hakkı için yapacağım. Deleceğim. Yapma. Pakize'ye bakmayacağım. Baktırmam. Yoksa. He. O kafama koyduğum kız Pakize. Tövbe estağfurullah. Utanmaz, avlanmaz. Pakize bugüne bugün senin yengen olur. Utanmıyor musun yengene yan gözle bakmayan? Ya yürü kalk git Hafız, beni dellendirme ha. Yengenmiş. Nereden yengem oluyor lan? Kendi kendine gelin güvey oluyun. Allah Allah, kız sana göz ucuyla bile bakmıyor oğlum. Arkadaşının yavuklusuna göz koyan adamdan hayır mı gelir? Ya ben seni bu evde sevmiyorum artık ya. Senin gibi ırz namus düşmanı adamın evinde zaten istesen de durmam. Asıl ben seni istemiyorum lan. Destur. Destur. Yet o vakit. Lan gidiyorum zaten. Uğurlar olsun. Hafız bir daha gelmem ha. Gelirsen de kovarım zaten. Senden görüşeceğiz. Yarı dedim. Alevini başına aç. Yarı dedim. Yarı. Thank you.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.